Merhaba, iyi haftalar. Vakıf Gayrimenkul. Şimdi VKGO tabii bir kanal hareketi içindeydi. Bir kere kırdı. 4, 10, 4'e 13'e mi? Burası kaç? 4, 12'ye gitti. İkinci kırılımda tekrar oraya gitmesi çok sürpriz değil yani. İlk kırılımın aynısını yaptı. O zaman bir ters yüz olmuştu ki hatta bir çok bir günde oralara gelince bir iki günde. Şimdi gün olarak işte 15, 16-17 iş gününde falan geldi. Hatta 16-17 yoktur yani. 15 iş gününde iyi bir seviyeye geldi. Şimdi RSI'yi açarsanız böyle hep söylüyorum. Yani RSI burada 73-74'e geldi. Bir kâr realizasyonu oldu. Şimdi bazen ama RSI'ye bakmak da gerekmiyor. Yani şimdi 4-15 buranın pivot maliyeti zannediyorum işte 3-10'lar, 3-15'ler falandır büyük ihtimalle. 1 lira veriyor. Şimdi 1 lira verirse yüzde kaç oluyor? %30 civarı aşağı yukarı. Tabii tam hatta %30 bir kar bırakıyor ki yani bunu 4'ten 4-15'lerden satarlar arkadaşlar. Orası normal yani. Kağıtta kötü bir görünüm yok. Zaten olamaz. Tüm ortalamaların üstünde yukarı inmesine devam etmiş. 8 günün üstünde kaldıkça 3.94 üstünde pozitif. Yani kısa vade pozitif. Tekrar 4.15'leri deneme ihtimali mevcut. 3 tabii bozulması durumunda yani 3.94 altına bir kar realizasyonu devam ederse 3.77 ve sırasıyla 3.50'nin tutması beklenir. 3 aşağı 5 yukarı 3.50'lerin kötü bir durumda. Ama 3.50'nin üstünde kaldıkça bile pozitifliğini korur. Onu da söyleyeyim. Yani orta vadede en azından pozitifliğini korur. Bunun dışında özel bir formasyon yani burada şimdi bir hamile boğa var ama işte zaten yükselen akımda yani yükselen akımda hamile boğa gibi formasyonların bir anlamı yok. Hani düşen akım olsa belki bir anlam şeye yükleyebilirdik. Ama yine de pazartesi için söyleyeyim. Eğer 3-4 liranın üstünde 4 lira 6 kuruşun üstünde bir hareket olursa ve kapanış orada olursa 4.14'de o 4.15'e tekrar bir hareket yani hafta içinde beklenebilir. Onu da ifade edeyim. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. İyi haftalar dilerim.